Şimdi şuraya geçeyim. Bugün CHP'li Seyit Torun dedi ki Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Neye rağmen dedi? Özellikle İyi Parti ve CHP arasındaki bu iyi niyet anlaşmasına rağmen, yani aday ismi söylemeyelim, anlaşmasına, mutabakatına rağmen Seyit Torun çıktı ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Tabii CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı demiş oldu. Yani ittifakın değil ama İttifakın değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Mahmut Öğür başından beri Kılıçdaroğlu olmayacak diyor. Evet, yani ben ya merak ediyorum. şöyle bir şey düşünüyorum ben tabii. Demin de Nuh'un aslında söylediği bir küresel, Türkiye'ye yönelik küresel proje var. Yani bu projenin bir parçası işte aşağıda Suriye'de koridor oluşturmaksa, bir parçası da Türkiye'de bir Onu bölgeyi destekleyen bir şey olduğunu evet, düşünüyorum bunun izah çevresinde. etmektir. Şimdi onun siyasi ayağı da var. Şimdi Biden'ın konuşmasını hatırlayın. Çok sık tartışıyoruz bunu da. Biden o konuşmasında ne diyor? Muhalefet birleştireceğiz, ona destek vereceğiz falan. Ama arkasından iki şey daha söylüyor. Oradaki Kürtlerle ilgili de diyor önemli gelişmeler var ve bir de Doğu Akdeniz. Yani şimdi Biden babasının hayrına meseleye bakmıyor. Yani sadece Türkiye'deki iç siyasi dengeler şöyle olacak, böyle. Orada ısrarla şunu söylüyor. PKK'yı Kürtler diye kodlayıp, tabii Kürtler diye kodluyor. PKK'yı Evet. İşte Kürtler bunu da diye, bu HDP sayesinde yapmaya evet, çalışıyorlar işte onunla. İşte PKK'yı Kürtler diye kodlayıp diyor ki Kürtler konusunda Erdoğan'a boyun eğmeyeceğiz diyor. Yani diyor ki Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bizim planladığımız bir PKK PKK devletine devletine müdahale evet. etmesine boyun Evet. eğmememiz lazım diyor ısrarla. Aynen öyle. Yani İşte şimdi onun da bunu şeyle bir örtüyle, yani HDP örtüsü de bunu yapmaya tabii. çalışıyorlar Evet. diyor. CHP Bunu niye örtüsü ve İYİ söylüyor? Parti. İşte bu Türkiye'deki siyaset dizayn etmek için ben buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Yani Kemal Bey'in hani çok son dönemde özellikle çevresinde, daha doğrusu İmamoğlu'nun fonladığı medya üzerinden bir Alevilik tartışması Evet. başladı. Değil mi? Alevi olamaz. Tuhaf Ben bir şey. tam tersini, hani tartışma yapacaksa sol, Kemal Bey'in Amerikancılığı üzerinden yapması gerekir. Yani Çok güzel o ya. kadar FETÖ'cülüğü üzerinden yapması gerekir. Bunu tartışmıyorlar. Eyvallah. Aleviliğini bir kaygı olarak tartışıyorlar bundan dolayı. Ha ne demek bu? Bu şu demek, yani Kemal Bey'in kazanamayacağı üzerinden bir siyaset devreye sokuyorlar. Şimdi bunu sadece onlar düşünmüyor. Bence bu küresel güçler de düşünüyor. Mesela ABD Büyükelçiliği geliyor, İngiliz Büyükelçiliği geliyor. Bunlar Türkiye'nin içerisinde büyük bankalar aracılığıyla araştırmalar yapıyorlar. Türkiye'deki sosyolojiyi net nasıl tavır. Bütün bunlara bakacaklar. Kim kazanabilir üzerinden meseleye bakacak. Niye? Onlar için de Türkiye'deki CHP ve 6-7'li ittifak için bu seçim nasıl bir kader seçimi ise, bu aynı zamanda Erdoğan ve diğer Cumhur İttifakı için de öyledir. Ama aynı zamanda küresel güçler için de öyledir. Tabii. Yani bizim bu seçimi Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kazanıyor olması Biden'ın yenildiği anlamına gelir. Bu kadar açık yani. Biden'ın yenildiği. Ki onlar bunu bu araya Batı'da, getirir aslında. tabii Batı'da her dakika Erdoğan'ı kapak yapan, Putin'le yan yana koyan medyanın da yenildiği anlamına geliyor. Şimdi bunun için buradan yola çıkarak son kozlarını oynayacaklar. Bizim tabii son 2007'den beri özellikle, yani AK Parti'nin çıkışından 2007'den itibaren müthiş bir kavga, gerilim yaşanıyor ve toplum hakikaten hassas bir noktaya geldik. Yani Türkiye bir tarafıyla muhafazakar, laik kesim açısından bir sosyolojik ayrışma yaşanıyor. Bunu körükleyenler var. Şimdi bunu Suriye Bu üzerinden kötü bir ayrışma, onun altını çizelim. Kötü bir ayrışma, onun altını tabii çizelim. kötü bir ayrışma. Bu bilinçli yapılıyor. Ayrı. Ben bunu 90'lardan beri Evet. bilinçli bir şekilde, mesela ben hep şeyi de söylüyorum ya, Uğur Mumcuların, Muammer Aksoyların öldürülmesi hiçbir siyasi şeyi yoktur. Bir tek nedeni vardır. Laik sosyolojiyi tahkim etmek. Bunu da başardılar yani. Öyle bir hale geldiler ki şimdi tıpış tıpış oy ver demenin manası ne, budur işte. Yani tıpış tıpış oy verilecek noktaya getirildi. CHP'yi CHP olmaktan CHP zihniyeti diye eleştirecek noktaya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na ses çıkarılmayacak noktaya geldi. Burada tabii o Kemalistlerin de büyük günahı var. Çünkü bağırıyorlar, çağırıyorlar ama Kemalist bir partinin içerisinde etkinlikleri yok. Yok. Sosyolojide Yani bir etkinlik yok. Atatürk'ün mitinginde Atatürk'ün posterini asamıyor mesela. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak ben Kemal Bey'in sadece Alevi kimliğinden dolayı değil, kendi siyasi yolculuğu açısından bu seçimde kazanamayacağını düşünüyorum. Yok.
Şimdi ilk cümleyi o niyetle dememişsinizdir mutlaka. Yani Alevi, sadece Alevi kimliğinden dolayı yanlış anlaşılmak. Bunların söylediği bir şey de söylüyorum. Onlar o kaygıyı taşıyorlar. Yoksa bu doğru biz, değil. Evet. Biz de şunun altını çizelim. Çoktan Albey'in Alevi olması, Sünni olması. Evet. Bizi ilgilendiren bir mesele değil. 70'leri aşan, 70'leri aşan bir şey var. Böyle bir şey yok, böyle bir gerçeklik böyle Türkiye'de. Bunu kullanıyorlar. Bunu bilinçli bir şekilde sıkıştılar şimdi. İmamoğlu'nun çevresi sıkıştı. Onun için bunu kullanıyorlar. Ben oradan yola çıkarak diyorum ki yani Kemal Bey'in aday yapmayacaklar. Hatırlar mısın? Mine Kırıkkanat bir ara bir açıklama yaptı. Evet. Dedi ki durduk yere. Dosyası var dedi. Medya, hükümete yakın medyanın elinde. Bende de var. E varsa niye yayınla? Hı. Yani bu buradan şunu söyleyeceğim. Yani önümüzdeki süreçte Kemal Bey'e karşı da bir itibar suikasti başlayabilir. Yani dosyalar, başka bir şeyler bilmiyoruz onları. Yani o çevreden başlayabilir. Onlar diyor ki iktidar yapabilir, çevreden başlayabilir. O ihtimalin halen ben devrede olduğunu düşünüyorum. İmamoğlu'nun da henüz devreden çıkmadığını düşünüyorum. Hatta ben Abdullah Gül'ün bile devrede olduğunu düşünüyorum. Peki bir cevabı var ama. Bir cevabı var ama. Benim söyleyeceğim şeyi söyledim. Mahmut abi bir cevabı var ama. Ben yine de size sorayım. Ben cevap vermeyeyim. Şimdi diyoruz ki yani bir tertip var, bir organizasyon var, siyaset mühendisleri var. Bunlar işte bu altılı masayı oluşturuyorlar. Eyvallah. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu fotoğrafın neresinde olduğunu biliyoruz. İtiraz hakkı nereden doğuyor Kemal Bey'in? Yani ben adayım. Ben adayım. Şöyle ha, başka arka planını kastediyorsan bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Kemal Bey de bu süreçleri yöneten adam. Yani Kemal Bey'in gelişi de zaten kaset komplosuyla gelişidir. Belli ilişkiler üzerinden geldiğini düşünüyorum. CHP'yi dönüştürme projesi dediği kendi açısından söylüyorum. Bu bir ilişkiler ağı üzerinden kuruldu. Yani orada bir bağlantı var. Bir, iki, şöyle bir şeyi de hesap yapıyorlar. Yani ya şimdi bu ortamda işte ekonomi kötü gidiyor, şu kötü gidiyor. Tayyip Erdoğan 20. yılı kimi koysak kazanır gibi mantıklar da var. Kemal Bey de diyor ki Kemal Bey'in parti oluşturduğu parti yönetimi de aslında Kemal Bey'e ihtiyaçları var. Yeni bir ismin çıkmasına CHP'nin yöneten kadrolar, hakim kadrolar da istemiyor. Tabii. Çünkü o yüzden onlar da tasfiye olurlar. Şimdi o değişimi kaldıracak kadar yani şimdi herhangi birisi gelse, İmamoğlu gelse o kadrolar hiçbirisi kalmaz. Kalmaz. Büyük oranda değişir. Yani o gider etkileri kalmaz. Şu andaki bir politbüro gibi düşünün. Belli bir çevre var. O çevre partiyi yönetiyor. O çevrenin esamesi okunmayacak. Şimdi bunun için Kemal Bey de bu pozisyonu görüyor. Bir, iki, altılı yapı içerisinde de şöyle bir pozisyonu görüyor. Yani bu altılı pozisyon, yapılardaki siyasi aktörler açısından Kemal Bey tehlike değil. Şimdi Kemal Bey'in olmayı, kendi Kemal Bey açısından söylüyorum bunu. Kemal Bey onlar için tehlike değil. Diyelim ki İmamoğlu gelse. Ali Babacan için tehlike. Meral Akşener için tehlike. Yani ne demek bu? Bir sonraki süreç için. Mesela Ali Babacan bir sonraki sürece hazırlanıyor. Şimdi iktidar olma falan hayali yok. O diyor ki AK Parti dağılacak. Ben oradan parsayı kopacağım. AK Parti'nin yerine ben dükkan açacağım. Yani gece kunduyu kuracağım diye düşünen bir aklı var. Bu Kemal Bey'in bunların işine geliyor. Yani Kemal Bey bunları hesaplayarak ben aday olabilirim diyor. CHP'liler de böyle düşünüyor. O yüzden Kemal Bey ısrar ediyor. Ben halen de bu ısrarın etkili olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Kemal Bey konusunda ciddi kaygısı olan güçler var. Türkiye'deki son tartışmada da belki konuşuruz. TÜSİAD gibi, evet, onun çevresi, işte Almanya, işte Amerika, oradaki çevreler Kemal Bey'le kazanılmayacağı gibi bir yaklaşımları var. Ama bu şunu da hesaplıyorlar. Bu yarışı kim kazanacak? İmamoğlu mu? Kemal Bey mi? Akşener mi? Onu da izliyorlar yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.